Değerli izleyicilerimiz, hepimizin çok yakından takip ettiği Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevi için astronotumuz Sayın Alper Gezer Avcı şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bizimle görüşmek üzere bekliyor. Bugün Diyarbakır'da her biri birbirinden tatlı, pırıl pırıl ve uzaya meraklı gençlerimiz Alper Gezer Avcı ile görüşmek ve kendisine sorularını yöneltmek üzere bizlerle birlikte. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Merhaba, ben Rodin. Alper abi, uzay nasıl bir yer? Gerçekten boşluk mu? Öncelikle senin sesini duydum, çok sevindim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dünyanın 420 kilometre üzerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum buradan. Türkiye'nin üzerinden geçerken el sallamayı unutmayın, olur mu? Burası dünyanın atmosferinin dışında kocaman bir boşluk gibi görülüyor. Ama dünyaya çok yakın mesafede, her ne kadar uzayın o büyük boşluğunun içerisinde küçücük bir nokta gibi kalsak da dünyada, biz hala gönlümüzde dünyanın görüntüsü ve sizlerin oradaki varlığı çok büyük. Alper abi merhaba, ben Firdevs. Uzay istasyonuna gitmeniz ne kadar sürüyordu ve bu yolculuk boyunca herhangi bir korku veya endişeniz oldu mu diye sormak istiyorum. Firdevs, merhabalar kardeşim. Buraya gelişimiz bizim 36 saat sürdü. Nispeten uzun bir yolculuktu. Daha önce çok daha kısa sürelerde buraya ulaşanlar da oldu. Ama bizim gelişimiz 36 saatti. Giriş esnasında hiçbir korku ya da endişe yaşamadım. Çünkü bunlar zaten bizim aylardır hazırlandığımız süreçlerdi. Olabilecek bütün senaryolara vakıftık ve hazırlıklıydık. Onun için hiçbir endişe ya da korkumuz olmadı. Merhabalar Alper abi, ben Muhammed. Uzay istasyonunda eğlenebiliyor musun? Neler yapabiliyorsunuz? Muhammed, sesini duyduğumu sevindim. Sevgili kardeşim, burada eğlenmenin en güzel hali buraya getirdiğimiz bütün işleri başarmak ve gün sonunda üzerimize düşen bütün ödevleri tamamlamak şeklinde. Nasıl ki sizler akşamleyin eve gittiğinizde okula gelmeden önce bütün ödevlerinizi tamamladığınızda anne babalarınız çok mutlu oluyorsa, siz çok mutlu oluyorsanız, biz de buradaki ödevlerimizi tamamladığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Ödevleri bitirdikten sonra sizin dışarıya çıkıp oynadığınız gibi bizim maalesef burada dışarı çıkıp oynayacak bir alanımız yok. Onun için bizim oyun alanımızda bütün dünyanın güzelliğini yukarıdan izlediğimiz kupola dediğimiz, yani Türkçe'de kubbe anlamına gelen bir gözlem penceresi var. Oraya gidip dünyanın güzelliğini seyretmekte eğlenceli zamanımız oluyor. Merhaba, ben Ebra. Raş, uzayda nasıl uçuyorsun? Ebra'cığım, ilk doğum gününde ya da bir arkadaşlarınla bir yerde oynarken böyle uçan balonlardan gördün mü, oynadın mı? Evet, ama yer çekimi yok. Çok güzel, aferin. Burada şimdi o uçan balonun içerisindeki gaz sebebiyle o uçuyor ya. Burada bizim öyle bir gaz ve benzeri şeye ihtiyacımız yok. Onu örnek olarak veriyorum. O balonun böyle bıraktığın zaman serbest gaz sebebiyle uçması gibi, burada yer çekimi olmadığı için ben de bak ayaklarımı yerden kestiğim anda böyle yerden yukarıya doğru şey yapıyorum kendi halimde. Tabii illaki yukarı olması gerekmiyor. Çünkü burada yukarı aşağı diye bir kavram yok. Sadece herhangi bir yerde tutan beni yer çekimi gibi bir kuvvet yok. Normalde dünyada yer çekimi sebebiyle zıplasak bile anında yere iniyoruz. Ama burada herhangi bir en ufak bir yere dokunuşumla o dokunduğum yere, kuvvet uyguladığım yerin aksi tarafında direkt hareket etmeye başlıyorum. Ayaklarımı yerden kestiğimde herhangi bir tarafa doğru direkt süzülüyorum. Ya da bu şekilde herhangi bir objeyi bıraktığınızda kendi haline bir yerlere hareket ediyor. Yer çekiminin en belirgin bariz buradaki etkisi. Alper abi merhaba, ben Mina. Şu anda neredesiniz? Orada neler yapılıyor? Neler görünüyor? Mina'cığım, seninle bağlantıya başladığımız andan şu ana kadar geçen 10 dakikanın içerisinde yaklaşık
Amerika kıtasının batısından ortasını kat edecek kadar yol geldik. Hatta belki daha fazlası. Küçük bir örnek vereyim. Mesela bir dakikada okulun içerisinde nereden nereye kadar gidebilirsin? Mesela okul kapısından bahçe kapısına ulaşabilirsin belki bir dakikada. Bir dakikada uluslararası uzay istasyonu Türkiye'nin batısından tamamen doğusuna kadar kat ediyor. Yani bütün Türkiye'yi kat etmemiz yaklaşık bir dakika sürüyor. Çok hızlı bir şekilde 90 dakikada dünyanın etrafında bir tur atacak şekilde ve 45 dakikada bir aydınlanan günümüz batıp tekrar kararan akşamımızla sabaha kavuşacak şekilde her 45 dakikada bir döngü tamamlıyoruz. Bir günümüz aslında burada 90 dakikanın içerisinde dünyanın etrafında bir tur bu. Merhaba Alper abi, ben de Sinem. Güneşi görebiliyor musun? Ona yakın mısın? Çok mu büyük görünüyor oradan? Bir de orası sıcak mı yoksa soğuk mu dünyaya göre? Sevgili Destina, çok güzel sorular sordum. Güneşi buradan görebiliyoruz ama güneşe inen gözlerimizle, böyle çıplak gözlerimizle bakmak çok zor. Çünkü geldiği açı itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na çok kuvvetli giriyor. Dünyamızın etrafında aslında bizi kıyafetlerimiz gibi koruyan çok güzel bir atmosferimiz var. O atmosferin içerisinden güneş geçerken birçok zararlı ışını bloke ediyor, filtreliyor. Dolayısıyla bize ulaşana kadar aslında bizim için daha korunaklı bir gün ışığını bize ulaştırmaya imkan tanıyor. Her ne kadar biz yukarıya kafamızı kaldırıp güneşe direkt baktığımızda yine de etkilese de burada o kadar direkt bakamıyoruz bile. Yansıması bile çok kuvvetli oluyor. Tabii bu güneşi gördüğümüz zaman bu bölgedeki ısınma da ona göre fazla oluyor. Diğer taraftan dünyanın öbür tarafına geçtiğimizde güneşi dünyayla aramızda bloke edildiğinde, dünya tarafından güneş bloke edildiğinde bu kez stasyonun etrafı çok karanlık ve çok soğuk oluyor. Dolayısıyla sorduğun gibi ısındığı zaman çok aşırı ısınıyor, soğuduğu zaman çok fazla soğuyor. Ama bu dış ortam. İçerisi bir ev gibi. Sürekli ortam sıcaklığı sabit, klima gibi ünitelerle muhafaza ediliyor. Gördüğünüz gibi şu anda tişörtle duruyorum mesela. Merhaba, ben Özcan. Alper abi, orada ayın görebildin mi? Orada ona gidebiliyor musun? Özcan'cığım, dünyadan 400 kilometre geldik. Ay'a gitmek için daha biraz yolumuz uzun. Ay'a mesafemiz var. Ama Ay'ı buradan daha yakın mesafeden görüyoruz ve çok net görüyoruz. Çok da güzel fotoğraflarını çekiyoruz. İnşallah yakın zamanda bu fotoğrafları sizlerle de paylaşma imkanımız olur. Aşağıya yavaş yavaş gönderiyorum ben çektiğim fotoğrafları. Belki yakın zamanda senin de görme şansın olur. Sen de benimle aynı manzaraya bakıp akşam pencereden ayı görürsen el sallamayı unutma. Belki seni de görme imkanım olur buradan. Merhaba Alper abi, ben Emir. Hiç Kardedik görüyor musun? Görüyorsan nasıl görünüyor? Emir'cim, ben de çok merak ediyorum ama şu ana kadar kara deliği göremedim. Neden? Çünkü genelde zamanımızı hep dünyanın güzel olan görüntüsünü izleyerek geçirdik. Karanlığa baktığımızda da çıplak gözle görmem mümkün olmadı. Sanırım o kara delikleri araştırmak ve görebilmek için biraz daha büyük donanımlara, tesisatlara ve daha karmaşık sistemlere ihtiyaç olacak. Merhaba Alper abi, ben İlayda. Yıldızlar orada uzaydayken daha parlak görünüyor mu yoksa aynı mı? İlayda'cığım, güzel soru. Buradan evet, biraz daha parlak görünüyor. İlayda. Muhtemelen az önce söylediğim şey gibi. Yani telefonunuzun ekranına dokunduğunuzda nasıl ki elinizdeki tabaka ya da bir ufak kirlilik böyle bazen görüntünün kalitesini bozabiliyorsa bizim atmosferimiz, güneş ışınlarının zararını, diğer ultraviyole ışınların zararını süzen o atmosferimiz birazcık sanırım görüntüde de buğulaşmaya sebep oluyor. Çünkü burada atmosferin dışında olduğumuz için arada bloke eden herhangi bir katman ya da gaz örtüsü yok. Onun için baktığımızda çok net şekilde görülüyor yıldızlar ve fotoğraflardaki yansıması dahi çok daha belirgin oluyor.
Merhaba Alper abi, ben Eymen. Şu an gökyüzüne bakarsak sizi görebiliyor muyuz? Şu an bize ne kadar uzaktasınız? Eymen'cim, şu anda bulunduğumuz pozisyon itibariyle dünyanın bir ucundan, yani güneybatısından kuzeydoğuya doğru seyir halindeyiz. Baktığınız zaman görme imkanımız evet olabilir. Neden? Mesela tam bugün 10 geçe buranın saatiyle, Türkiye saatiyle de 13.10'da biz güneyden, aşağıdan güneybattan Mısır üstünden gelip sizin oralardan kat ettik ve Van Ağrı oranın üzerinden geçerek Azerbaycan'a doğru devam ettik. Aslında bu görüşmeyi sabahtan yapmış olsaydık derdim ki Eymen bir saat sonra çık, tam üzerinden geçiyor olacağım, eğer salla bana deme şansım olurdu. Şu anda biraz daha farklı bir noktadayım. Soruna gelecek olursa bu arada, bazen gece mesela karanlık olduğunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dünyanın tam tepesinde hala güneş ışığı aldığında ayna gibi güneşi yansıtıyor. Dolayısıyla akşamüstü tesadüfen Türkiye'nin üstünden geçerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nun o kanatları gibi açık olan güneş panellerinden ışık yansırsa çok net bir şekilde yerini görme şansınız da olabilir. İnternette de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun nerede dolaştığını gösteren bazı programlar var. Oradan da takip edebilirsiniz. Alper abi merhabalar, ben Deniz. Alper abi, ben de bir gün astronot olmak istiyorum. Acaba nasıl astronot olunur? Deniz'im, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Zaten bugünler şu başladığımız görevler ileride sizin yapacağınız, olabileceğiniz şeylerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmak için öncelikle bugüne odaklan. Bugün içinden geçtin, yani bunları bir merdiven basamağı gibi düşün. Astronot olmayı hedefine koyduysan direkt buradan oraya atlamak yerine şu anda okuduğun okul, ders çok önemli. Emin ol, ya ben astronot olmak istiyorum, ben şu anki dersim çok ilgimi çekmiyor desem de burası bir merdivenin basamağı gibi. Bunu atlayıp 2-3 tane sonraki merdivene ulaşmaya çalışırsan belki ayağın takılıp düşebilirsin. Onun için sana en güzel tavsiyem, şu anda ne gösteriyorsa öğretmenlerin hepsi değerli, hepsi önemli. Bugünkü sınıfını iyi çalışırsan bu bundan sonra gideceğin yoldaki bütün engelleri önünden kaldırıyor. Merhaba Alper abi, ben Sude. Şu an orada saat kaç? Sude'yim, şu anda net olarak yanıt vereyim. Sizinle bağlantıya başladığımızda evet, net olarak 14.37 şu anda saat. Yani Türkiye'nin 3 saat gerisindeyiz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda zaman, İngiltere'nin Greenwich diye bir noktası var. Oraya göre referans alınan saat dilimine göre uygulanıyor. Alper abi, ben Enes. Yanında başka insanlar var mı? Onlar nelerle uğraşıyor? Enes'im, 11 kişi şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. 4 kişi biz geldik. 4 kişi zaten bu bölgede, bu istasyonun bu konumunda bulunan arkadaşlarımız vardı. 3 kişi de istasyonun Rusya'ya ait olan tarafında çalışan kozmonot arkadaşlarımız var. Toplamda 11 kişiyiz burada. Gün içerisinde hani böyle arı kovanların içerisinde arılar sürekli gider gelir, hepsi farklı bir iş yapar ya, onun gibi burada herkes sabah 6'dan akşamleyin 10'a kadar arı gibi çalışıyoruz buranın içerisinde. Herkes istasyonun bir yerinde elimizde, dizimizde olan tabletlerden programımızı takip edip dakika dakika nerede, ne zaman, adım adım ne yapmamız gerekiyor, o faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Merhaba Alper abi, ben Furkan. Orada uzaylı var mı? Uzaylı görseydin ne derdin ona? Uzaylı henüz görmedim ama görseydim Furkan'ın sana selamını getirdim derdim. Herhalde o da bana bir şey yapmazdı o zaman. Senin bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Furkan'cığım, henüz herhangi bir uzaylıyla karşılaşmadık ama ben de merak ediyorum varlıklarını. Öğrenirsen farklı bir şey, dönüşte seninle de paylaşacağım muhakkak. Bu vesileyle programımızın son bölümüne geldik. Son bir dakikanın içerisindeyiz.
Hepinize buradan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah tekrar yüz yüze de buluşmak, kavuşmak nasip olur. Alper, buradaki minikler de sana bu tarihi ana tanıklık ettiğimiz bu günlerde çok mutlulukla el salladılar. Göremiyorsun bizi belki ama biz seni görüyoruz. Buradaki bütün miniklere ve büyüklere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dünyaya dönüş yaptığında tekrar seninle sohbet etmek istiyorlar inşallah. Meden abi, emekleriniz için teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hepinize saygı ve selamlarımla.